Yakında Üniversitesi bünyesinde bir süre önce biliyorsunuz İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü oluşturulmuştur. Bu enstitünün kuruluş amacı iş sağlığı ve güvenliği alanında yetişmiş insan gücünün yaratılmasına katkıda bulunmak, bu alanda üst düzeyde akademik eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmek, bunun yanı sıra ülkemizde çalışma hayatında belirlenmiş özellikle risk ihtiva eden çalışma alanlarında özel uygulama projeleri hayata geçirmek ve bütün bunlarla birlikte hem çalışanların hem ilgili meslek örgütlerinin bu alandaki farkındalığını arttırmaya dönük çalışmalar yapmaktır. Dolayısıyla en son tahlilde ülkemizde çalışma ortamlarının daha sağlıklı ve daha güvenli bir hale getirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu alandaki çalışmalarda işverenlerin, çalışanların ve devletin üzerine düşen görev ve sorumluluklar vardır. İstenen düzeye ulaşılabilmesi için bütün bu çalışmaların bir paralellik içerisinde yürütülmesi gerekiyor. Ancak bugüne kadar üniversitelerimizin bu alanda yeterince katkı koyduğunu söyleyemeyiz. İşte Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü ülkemizde bir ilki gerçekleştiriyor ve üniversitelerimizin akademisyen gücünü, bu alandaki birikimini iş sağlığı ve güvenliği konusuna yönlendirerek bu alanda ülkemize ciddi bir katkı sağlamaya çalışmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü şu an itibarıyla bir yüksek lisans programı yürütmeye başlamış bulunuyor. Bu alandaki uzman nitelikli iş gücünü yetiştirmeye dönük bu master programı şu an devam etmektedir. Bunun yanı sıra üniversite çalışanlarına dönük olarak bir program çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri başlatılmış bulunuyor. Bugün bu eğitimlerin birincisi olan Genel Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı bütün personeli kapsayacak olan bir iş sağlığı ve güvenliği eğitimi başlatılmış bulunmaktadır. Bu eğitim programı 4 hafta süreyle yapılacak ve değişik birimlerden katılımcılar aynı programdan geçirileceklerdir. Bunun yanı sıra ülkemizde son derece önemli bir alan olan ve son derece riskli bir alan olan inşaatlardaki çalışmalara dönük olarak İnşaat Taşeronları Birliği ile ve İnşaat Müteahhitleri Birliği ile işbirliği halinde yapı iskelelerinin kurulmasına, yapı iskelelerinin kontrolüne dair iş sağlığı ve güvenliği eğitim programı hazırlamış bulunuyoruz. Bu eğitim programı da 10 gün sonra hayata geçirilecek ve bu alanda özellikle yapı iskelelerinin emniyetli kurulması için ve emniyetli kullanılabilmesi için gerekli ehil personelin yetiştirilmesine dönük bir çalışma olacaktır. Bu çalışmadan sonra ülkemizde çeşitli sanayi dallarına dönük özel, spesifik eğitim programlarını da hayata geçirmeyi planlamış bulunuyoruz. Bütün bu çalışmaları eş güdüm halinde sürdüreceğiz ve amacımız biraz önce de ifade ettiğim gibi en genel anlamda ülkemizdeki çalışma koşullarının daha sağlıklı ve daha güvenli bir ortama ulaştırılabilmesine katkı sağlamaktır. Bugün bunun ilk adımı atılıyor ve tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği alanındaki farkındalığını arttırmaya, bu alandaki bilinç düzeylerinin yükseltilmesine dönük çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalar bundan sonraki süreçte de devam ettirilecektir. Evet, bugün Genel Hizmetler Yurtlar Genel Müdürlüğü personeline, Yakında Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitü Müdürlüğü olarak iş sağlığında nelere dikkat edilmesi gerekiyor? İş sağlığında koruyucu donanım olarak veya alınması gereken tedbirler olarak neler yapılması gerekiyor? Genel Hizmetler ve Yurtlar Genel Müdürlüğü personeline bu eğitimi, bu hizmet içi eğitimi başlatmış bulunuyoruz. Tabii ki personelin kendilerine öncelikli olarak kişisel alması gerekli tedbirler önemli. Bu hususta personelimizi bilinçlendirip iş sahalarında riske
karşı alması gerekli tedbirleri hem işçi hem de çalışan, çalıştıran yani işveren olarak yapılması gerekli hususları ortaya koymak ve personeli bilinçlendirme adına bugün bu eğitimi yapmış bulunmaktayız.